Finans Merkezi'ne hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Önümüzdeki bir saat boyunca bugün gelen makro çerçeveyi, makro verileri konuşacağız. Daha sonrasında özellikle yastık altı altının ekonomiye kazandırılması konusunda neler yapılabilir? Şu ana kadar atılan adımlar ne kadar başarılı oldu? Bundan sonra başarıya ulaşması için neler yapılabilir? Onları değerlendireceğiz. İstanbul Altın Rafinerisi CEO'su Ayşen Esen bizlerle birlikte olacak. Önce bugünün öne çıkan haber başlıklarında neler var? Hızlıca ona bakalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 zirvesinden dönüş yolunda medya mensuplarına ekonomiye ilişkin mesajlar verdi. Erdoğan, enflasyon konusunda biraz zorlu bir sürecimiz olacak, bunu kabulleniyoruz, dedi. Ödemeler dengesi Temmuz ayında 5.47 milyar dolar açık vererek 4.5 milyar dolarlık beklentinin üzerinde gerçekleşti. Temmuz'da 12 aylık cari açıksa 58.5 milyar dolar olarak kaydedilirken altın ve enerji hariç cari denge 717 milyon dolar fazla verdi. Temmuz ayında mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi yıllık %7.4 artış kaydederek Haziran 2022'den beri en yüksek hızla büyüdü. Sanayi üretimi Temmuz'da aylık bazdaysa %0.4 azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Temmuz'da mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 0.2 puan azalarak %9.4 seviyesinde gerçekleşti. Veri Mayıs ve Haziran aylarından sonra 3. ayda da tek hane olarak kaydedilmiş oldu. Avrupa Birliği Komisyonu, Euro bölgesinde bu yılki ekonomik büyüme beklentisini iç talepteki daralma nedeniyle aşağı yönlü revize etti. Düşen enflasyon ve güçlü iş gücü piyasasına rağmen yavaşlayan büyüme ivmesi başlıklı raporda, Euro bölgesi ekonomisinin 2023'te %0.8 ve 2024'te %1.3 büyüyeceği öngörüldü. Haber başlıklarını bu şekilde aktardık. Piyasalardaki rakamlara bakalım. Borsa İstanbul'da geri çekilme bugün itibariyle devam ediyor. Endeksin kendisi çok aşağı kaymıyor. 8.269 puan, %0.67. Sadece 55 puanlık bir geri çekilme var ama genel olarak bankalar üzerine yoğunlaşmış %2.6'lara varan bir düşüş hareketinin de söz konusu olduğunu söyleyelim. İş Bankası'nda %4'ler civarında, Akbank'ta %2.6-2.7, yine Yapı Kredi'de %3.2 civarında geri çekilme yaşandığını gözlemliyoruz. Dolayısıyla ağırlıklı olarak bankacılık sektörü üzerinden geliyor kayıplar. Sanayi endekse baktığımız zamansa %0.4 ile sınırlı bir kayıp var. Endekste şu an itibariyle yukarı yönlü harekette bir miktar Türksel katkısı görüyoruz. %3 yukarıda ise 8 puan kadar yükselişte. Diğer taraftan yine Koza Altın, Enka, Ülker ve Çimsa hisseleri şu anda endekste yukarı yönlü puan olarak katkı sağlayan hisseler şeklinde karşımıza çıkıyor. Türksel'de Genel Müdür Murat Erkan'ın görevden ayrılacağı yönündeki açıklamasını da not olarak aktarmış, paylaşmış olalım. Dolar TL'ye bakıyoruz 26.87, Euro TL'ye bakıyoruz 28.84'ler civarında fiyatlama görüyoruz. Türkiye'nin CDS'leri 377 bas puan seviyesinde, Cuma kapanışının 3-3,5 bas puan kadar altına kaydığını söyleyelim. Diğer taraftan aylık opsiyon oynaklığı %13.41 seviyesinde. Avrupa endeksleri genelde artıda, Londra hariç. Londra'da hafif bir eksi var ama onun haricinde Paris'te ve Frankfurt'ta %0.3-0.4'ler civarında, Milano borsasındaysa %0.8'lik yükseliş söz konusu. Diğer taraftan Amerikan vadelilerine baktığımızda da S&P 500 vadelileri %0.6, Nasdaq vadelileri %0.9 kadar yukarıda, Dow Jones vadelilerinde daha mutedil bir hareket %0.3'lerle sınırlı. Diğer taraftan emtia cephesine baktığımızda petrol fiyatlarını sakin görüyoruz. Brent hemen hemen Cuma günkü kapanış seviyesi $90.60. Amerikan tipi ham petrolde de 30 sent kadar geri çekilme var. $87.22 civarında bir fiyatlama. Diğer taraftan spot altının ons fiyatında yukarı yönlü ivme görüyoruz. $9 Cuma günkü kapanışın üzerindeyiz. Yeniden $1928 seviyesine kadar gelmiş olduk. Rakamları bu şekilde aktardık. Bugün açıklanan makro verilere ve özellikle cari dengeye odaklanacağız araştırma masasında Tuğba Özay'la birlikte. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar.
Tuğba, özellikle cari denge rakamlarına baktığımız zaman ödemeler dengesinin beklentilerin bir miktar daha üzerinde 5,5 milyar dolar civarında bir açık verdiğini gözlemliyoruz. Bu kısmı önemli çünkü özellikle son dönemde bu ivmenin özellikle ithalat kalemi üzerinden gelen etkiyle net bir şekilde yukarı kaymaya devam ettiğini gözlemliyorduk. Bu kez hani rakama bakarsak 12 aylık açıksa 58,5 milyar dolar seviyesine gelmiş durumda. Fakat finansmanın önemli bir kısmının net hata 90 üzerinden daha önceki dönemde geldiğini görüyorduk. Bu kez biraz bu işte tersine dönüş var gibi duruyor. Evet, şimdi ilk iki aya, geçtiğimiz iki aya baktığımızda aslında, hatta bir av daha önce fine gideceğim. Seçimlerden bir av daha önce, seçimlerden önceki iki aya baktığımızda 15 milyar dolarlık bir çıkış yaşandığını görmüştük açıl o dönemlerde. Toplamda yaklaşık 15 milyar dolara yaklaşan çıkış, ki aynı dönemlerde cari açığın da %55'inin rezervler üzerinden finanse edildiğini, karşılandığını görmüştük. Ve şu an baktığımızda Haziran ve Temmuz ayları, bu iki ayda net hata Oksan aracılığıyla giren açık işte yaklaşık 12,5 milyar dolar civarına gelmiş durumda. Yani seçim öncesinde çıkan para bir miktar geri dönmüş görünüyor şu an rakamlarda. İthalata dikkat çektim. Özellikle altın ithalatıyla ilgili düzenlemeler getirilmişti. Altın ithalatının sınırlandırılması. Çünkü biz altın enerji hariç bir taraftan da bakıyoruz. Altın enerji hariç rakamlara baktığımızda da orada da aslında Temmuz ayında 5,47 milyar dolar açık verirken altın ve enerji harici baktığımızda 717 milyon dolar fazla verdiğini görüyoruz. Çekirdek gösterge olarak bilinen. Altın tarafı önemli olmaya devam edecek. Şimdi burada özellikle ilk 7 ayda aslında net hata 90 kalemin biraz daha sakin olduğunu görmüştük. Ama şu anki rakamlara baktığımızda özellikle burada Temmuz'da 2,8 milyar dolarlık bir giriş sağlanmış. Aynı şekilde resmi rezervlerde de 2,8 milyar dolarlık net artış sağlandığını görmekteyiz. Burada özellikle portföy yatırımları tarafında 1,2 milyar dolar tutarında net giriş kaydedilmiş. Benim dikkatimi çeken diğer noktalardan biri hizmetler tarafında özellikle seyahat gelirleri. Hizmetler dengesi kaynaklı girişler 6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiş. Burada seyahatler tarafından gelen gelir 4,8 milyar dolar olarak kaydedilmiş. Tabii ki burada önümüzdeki dönemde özellikle cari açığın finansmanı anlamında adım atılmaya çalışıldığını biliyoruz. Burada özellikle ihracatın artırılması ve ithalatın düşürülmesi yönünde bazı adımlar atılmaya devam ediliyor. Ama tabii ki altın enerjiyi hariç tuttuğumuzda olan rakamlar önemli olmaya devam edecek. Diğer taraftan net hata 90 kalemini takip etmeye devam edeceğiz. Çünkü burada net hata 90 dediğimiz aslında nereden geldiği belli olmayan kalemleri içermekte. Özellikle seçim öncesinde 15 milyar dolar gibi bir çıkış yaşanıp da seçimden sonra hemen bu paranın geliyor olması, işte aynı dönemde cari için rezervler üzerinden finanse ediliyor olması, bunlar önemli ayrıntılar. Önümüzdeki dönemde de burada girişin sağlanıyor olması, çünkü hani net hata 90 aslında bir nevi standart sapmadır. Normal işte ödemeler dengesi içerisinde hesapladığımız ve onun dışında kalan, ki bu oranlar rakam bazında baktığımızda da çok yüksek rakamlar, standart sapma olarak görmek istemeyeceğim hani ve bu denge üzerinde etkilisi bu kadar yüksek olmaması gereken rakamlar. Şu an itibariyle 58,5 milyar dolara yaklaşmış bulundu. Gelmiş durumda 12 aylık cari açık. Şimdi cari baktığımızda burada net hata 90 tarafına baktığımızda girişlerin önümüzdeki dönemde de artmaya devam etmesi aslında cari açığın finansmanında nereden geldiği belli olmayan parayla finansmanın azaltıldığı yönünde bir mesaj verecektir. Bu da aslında hem yerli yatırımcının hem yabancı yatırımcının görmek istemediği bir tablo. Çünkü burada özellikle şeffaflığa ve rasyoneliteye dönmeye dikkat çektiğimiz noktada bu kalemlerin nereden geldi? İşte turizm gelirleri, belki buradaki bir hesaplamalar ile ilgili bir revizyon gelebilir ya da önümüzdeki dönem diğer hesaplamalarla ilgili revizyonlar gelebilir. Bu düzeltme verileri de takip ediyor olacağız ama bu veride en çok dikkat çeken nokta aslında hizmetler tarafında seyahat gelirleri, diğer taraftan son iki ayda toplamda net hata noktanın 12,5 milyar dolar civarına yaklaşmış olmasıydı. Burada da önümüzdeki dönemde özellikle yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili işte hükümetler, bankalar, diğer sektörlerle ilgili 35 milyon dolar örneğin, 483 milyon dolar bankalar tarafına, 181 milyon dolarda net geri ödeme gerçekleştirdiğini görüyoruz diğer sektörler tarafında. Şu önemli olacak önümüzdeki dönemde. Şimdi seçici krediler tarafına dikkat çektiğini Mehmet Şimşek her defasında vurguluyor. Ki geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda da özellikle ihracat tarafı ve büyümeyi destekleyici adımların geleceğini vurgulamıştı. Burada seçici kredilerle ihracat gelirleri ne kadar büyüyecek? Bu önemli olacak ve ithalatın şu anda hala ihracat karşılama oranı geçtiğini gördüğümüz, hani cari açık vermeye devam edeceğiz. Burada özellikle seçici
kredilerle ihracatın artırıldığı senaryoda önümüzdeki dönemde cari açığın bir miktar daha düşmeye başladığını görme ihtimalimiz var. Ama bu kapsamda hani mevcut faizlerle borçlanma maliyetlerinin ve faizlerin bu kadar arttığı ortamda seçici kredilerin koşulları ve hangi sektörlere hangi kriterlerle uygulanacak bunların detayları önemli olacak. Biz de yansımalarını cari denge tarafında önümüzdeki verilerde görmeye devam edeceğiz. Teşekkür ediyoruz Tuba aktardığın notlar için. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Kısa bir araya gideceğiz, sonrasında yeniden karşınızdayız. Londra'ya gidiyoruz. Ceren Dilekçi Közoğlu bizlerle birlikte. Ceren, özellikle Avrupa Komisyonu'nun Avrupa Birliği'ndeki büyüme çerçevesine dair önemli açıklamaları var. Bir revizyon söz konusu olmuş gibi görünüyor. Diğer taraftan enerji yoğun sektörlerle ilgili olarak yine Alman hükümetinden gelen bir vergi indirimini uzatma yönünde yaklaşımda söz konusu oldu. Evet, Avrupa borsana baktığımız zaman bugün haftanın ilk işlem gününde Avrupa endekslerinde iyimser bir seyir var. Özellikle madencilik hisseleri öncülüğünde bir yükseliş yaşanıyor. Çünkü sabah saatlerinde Çin'den gelen pozitif veri, yani kredi talebindeki iyileşmeyi gösteren verinin etkisiyle geçtiğimiz hafta özellikle geride kalan doğal kaynaklar endeksi Avrupa'da madencilik hisselerinde hızlı bir yükseliş var ki doğal kaynaklar endeksine yaşanan yükseliş %2,5'u aşmış durumda. Diğer yanda bugün İtalya bankacılık hisselerinde de hızlı bir yükseliş yaşandığını görmekteyiz. Bunun nedeni geçtiğimiz haftalarda gündeme gelen İtalyan bankaların ekstra karlarından beklenmedik bir vergi alınacağına dönük açıklamalara ilişkin bir revizyona gidilecek olmasına dair raporlar bir iyimserlik yarattı. Bu da İtalyan borsasında yükselişin hızlanmasına yol açan unsur oldu. Diğer yanda bugün euro dolar paritesine baktığımız zaman dolar endeksi 2 haftanın en sert düşüşünü yaşıyor ve geçtiğimiz hafta euro dolar paritesi 1.07 seviyesinin altına sarkmıştı. Bugün ise 1.07.30'lar seviyesine dengelenme çabasında. Ve bu hafta Avrupa Merkez Bankası kararı öncesi aslında hedge fonlar Ağustos ayında euroda uzun pozisyonlarını yaklaşık Ağustos ayında %90'ını kapatmış durumdalar ve euro arka arkaya 8 hafta boyunca düşüş göstererek Temmuz ayındaki zirvesinden yaklaşık %4'ün üzerinde değer kaybetmiş durumda. Bu hafta Avrupa Merkez Bankası kararı öncesi ve Avrupa Merkez Bankası'nın yeni projeksiyonlarını yayınlamadan önce bugün Avrupa Komisyonu tahminlerinde güncellemeye gitti ve Euro bölgesi için büyüme tahminlerinde aşağı yönlü revizyona gittiğini duyurdu. Zaten Avrupa Komisyonu'nun tahmini Avrupa Merkez Bankası'nın tahminlerine kıyasla biraz daha iyimser bir noktadaydı. Mesela %1.1 olan büyüme tahminini %0.8 büyüme şeklinde revize ettiğini takip ettik bu sene için. Önümüzdeki sene için ise büyüme tahmini %1.3 seviyesine çekti ve bu aşağı yönlü revizyonun temel nedeni aslında Almanya ekonomisinde yaşanan yavaşlama. Çünkü Almanya ekonomisinde bu sene %0,4'lük bir daralma tahmini var. Mesela Hollanda için büyüme tahmininde oldukça sert aşağı yönlü revizyona gitti. Bu sene Hollanda'da %0.5'lik bir büyüme öngörüsü var. Aynı zamanda İspanya, Fransa'da ise büyümenin devam edeceğini öngörüyor kuruluş. De belli başta aslında maddeler paylaştı. Yani bu revizyona gerekçe olarak baktığımız zaman özellikle iç talepteki zayıflamaya dikkat çekti Euro bölgesinde. Enflasyonun beklentilerin de ötesinde hızlanmasının hane halkı harcamalarında yarattığı baskıya dikkat çekti. Aynı zamanda Avrupa'nın birçok yerinde güçlü bir turizm sezonuna rağmen sanayideki zayıflığında devam etti ve son dönemde bu zayıflığın hizmetler aktivitesine de yayıldığı ifade edildi. Çin'deki zayıf büyüme nedeniyle Avrupa Birliği ekonomisinin dış talepten güçlü bir destek almasını beklemiyor yılın ikinci yarısında ve aynı zamanda Avrupa Birliği'ndeki bu zayıf büyüme ivmesinin 2024 yılına kadar devam edeceğini öngörüyor. Sıkı para politikasının etkisiyle ekonomik aktivitenin de kısıtlanmaya devam edeceği öngörüsünü paylaştı. Enflasyonist beklentiler konusunda biraz daha iyimser noktada. Mesela 2023 yılı için enflasyon beklentisini %5.6'ya indirdi. 2024 için ise %2.9 seviyesine yükseltti. Diğer yanda enerji fiyatları tarafına baktığımız zaman mesela 2024 yılında petrol fiyatlarında yeniden yükselişin yaşanacağı
beklentisiyle enerjinin temelini aslında doğalgaz fiyatları için de bir yükseliş beklentisi var Avrupa Komisyonu'nun. Mesela Alman hükümetinden tartışılan bir adım önemli çünkü son dönemde Alman hükümeti her ne kadar harcamaları kısma noktasında bir hedef belirlemiş olsa da bütçe konusundaki harcamaları kısma konusunda son dönemde hükümet üzerindeki baskıları arttı. Çünkü imalat aktivitesinde yaşanan zayıflık kaynaklı sanayi şirketlerinin biraz daha desteklenmesini gerektiğini düşünüyor koalisyon ortakları. Mesela geçtiğimiz hafta zaten enerji yoğun endüstriler için uygulanan vergi indirimleri, sübvansiyonlar uzatılmıştı. Fakat hükümet şu anda bu sübvansiyonları bir yıl daha uzatmayı öngörüyor diyebiliriz Açıl Sezen. Teşekkür ediyoruz Ceren. Bu notlarla bu bölümü de kapattık. Kısa bir aramız var. Sonrasında İstanbul Altın Rafinerisi CEO'su Ayşen Esen bizlerle birlikte olacak. Finans Merkezi'nin son bölümüyle karşınızdayız. İstanbul Altın Rafinerisi CEO'su Sayın Ayşen Esen bizlerle birlikte. Ayşen Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Şimdi geçen hafta konuşacaktık ama denk gelmedi. Özellikle evet. Yastık altındaki altının nasıl tekrar ekonomiye kazandırılabileceği konusu. Evet. Yani bu konu yani ben ekonomi gazeteciliğine başlayalı 28 sene oldu. 28 sene önce de konuşurduk. Doğru. Hala konuşmaya devam ediyoruz. Dolayısıyla ilgiye muhtaç bir konu. Evet. Fakat tabii Türkiye'nin kaynak ihtiyacı önemli boyutlara ulaşıp aynı zamanda altın da rakamlarda çıktı olarak görünmeye devam edince bu konu biraz daha fazla tartışılmaya başlanıyor. Bugün ödemeler dengesi rakamı geldi. Hı hı. Gelen rakamın içerisinde 2.7 milyar dolar Temmuz ayı içerisinde ithalat var. 300 milyon dolar ihracat var gibi görünüyor. Hal böyle olunca sürekli çeşitli kotalarla bir sınırlamalar getirilmeye çalışılıyor. Hafta sonu ihracat yaptığını kaydi olarak ispat yükümlülüğü gibi unsurlar da getirilmiş oldu. Bu çözümler en azından bu kısmıyla ne kadar gerçekçidir? Bir onu sorarak başlayayım size ithalatı engellemek. Evet, aslında geçen hafta da tam buradan başlamıştık. Şimdi cari açıktaki farklılık ortada tabii ki. Ama şunu söylüyorum özellikle 15 yıllık bir geçmişe baktığımız zaman 3 yılda var sadece de bu. Yani bu sektörün bir klasik dinamiği değil. Ortamın yarattığı, konjektürün yarattığı bir sonuç aslında. Yani dolayısıyla önceki para politikasının ürettiği sonuç öyle mi? Aynen öyle, kesinlikle öyle. Bir dönem pandemiyle başlayıp bu dönemde de işte dünyada enflasyonun yükselişi, işte etraftaki jeopolitik krizler, para politikalarının getirdiği son dönemdeki farklılıklar, bütün bu konjektürün yarattığı bir sonuç maalesef. O yüzden de biz olaya hani doğrudan altın ithalatı kötüdür diyerek başlamak yerine sebebi nedir, neden olmuştur, bunu kalıcı olarak nasıl düzenleriz diye bakmamız gerektiğini düşünüyorum. O yüzden de kota dünyanın hiçbir döneminde, hiçbir yerinde aslında doğru sonucu vermiş bir eylem değil. Çünkü kota uyguladığınız zaman eğer talebi kesemezseniz bu sefer ne oluyor? Fizikselde bir fark yaratmaya başlıyor. Veya fiziksel fark önce altının fiyatına yansıyor, dövizin fiyatına yansıyor. Daha sonra da aynı fiziksel farkın sonucunda kaçak ve kayıt dışılar devreye girmeye başlıyor. İşte o yüzden de işte bu hafta sonu gelen farklı kontroller geldi. Kontroller güzel, doğru. Olmasın demiyorum, kesinlikle olsun zaten ama önce bozup bozduğumuz şeyi düzeltmek için bazı kararlar alıyoruz. Bunlar yanlış. O yüzden de nedeninin içine bakmak lazım. Ona geldiğimiz zaman ben şunu söylüyorum. Altın ithalatı her zaman olacak. Altın ithalatını keseceğiz, durduracağız diye bir bakış açısı yanlış. Dünyadaki en büyük üç sektörden bir tanesi. Dünyada Türkiye üçüncü. Kuyum sektöründe, altın üretiminde. Dolayısıyla bu kadar değerli bir sektör. Ama ham madde nereden geliyor? Baktığımız yer burası olmalı. Ham madde bir madenden gelir. Türkiye'deki madenlerden 30 ton altın çıktı bu sene. En çok çıktığı sene 42 tondu. Çok sevindik. Cumhurbaşkanımız açıklama yaptı. Dolayısıyla alt madenden gelen altın 30-40 ton arasında. Bunun üstüne nereden gelecek? Hurda dönüşünden gelecek, iç piyasadan. Hurda dönüşünden gelen altın da işte 150 ton civarında. 200 ton. İstanbul Altın Rafinerisi olarak bizim kapasitemiz 1380 ton. Dolayısıyla başka rafineriler var, kuyum sektörü var, sanayi var. O kadar çok alanda kullanılabiliyor ki sadece ihracat bile, ihracat hedefi olarak yapabileceğimiz bizim 300-400 ton ihracatımız var. Dolayısıyla bu üretimi neyle karşılayacaksınız? Muhakkak ki ithalatla karşılayacaksınız. Bu verileri alt alta yazdığımız zaman
O 15 yıl diye bahsettiğim sürecin içinde 200 tonluk bir ithalat aslında ben faydalı ithalat diye tanımlıyorum. O yüzden bizim dengelememiz gereken kısım 200 tonun üzerindeki kısım. Ama bunu da talebi kesemezseniz durduramazsınız. Hep şu örneği veriyorum, diyorum ki burası bir talep ekonomisidir. Kuyum sektörü, altın sektörü. Yani siz bir ürünü üretip de aman bu ne kadar güzel bir altın diye halka sunmazsınız. Halkın altın talebi varsa altını üretirsiniz. O yüzden de altınla ilgili talep ekonomisi neden ortaya çıkar? Ekonomik krizlerden, işte hayat geçim standartları ile ilgili korkulardan, enflasyondan, kendinizi geleceğe karşı güvence altında tutmak için olur. Kaldı ki bunun üstüne son yıllarda yaşanan bir takım savaşlar, pandemiler gibi korku yaratan ortamlardan dolayı sadece gelecek değil bugün korkusu da geldi. Bugün korkusunun anlamı ne? Likit olmak. Hiçbir ürün altın kadar likit değil. Ha, TL'de kalabilirsiniz, dolarda kalabilirsiniz ama dolarizasyon çok daha kötü etkileri olan bir şey. Altın en azından dünyanın her yerinde altın ve altın hakikaten fiziksel olarak var olan bir malzeme. Yani para dediğiniz şey merkez bankaları tarafından basılıyor ve bir kağıt parçası. Altın böyle değil, gerçekten bir değeri var. O yüzden yani saklama aracı yani. Saklama aracı, aynen. Dolayısıyla da şimdi bütün bunları bir masanın üstüne yaydıktan sonra nasıl bunun üstesinden geliriz? İşte bunun üstesinden gelmeyi biz günü kurtarmak diye düşündüğümüz takdirde bir sürü engeller koyabiliriz. Oysa geleceği kurtarmak diye bakarsak iki tane çözüm var. Bir tanesi senin girişini yapmış olduğun yastık altında altın, ki en çok konuşmamız gereken şeylerden bir tanesi. Biraz sonra verilerle gireceğim. İkincisi de madencilik. Çünkü madenden çıkan altını 40 tondan 100 tona çıkardığımızı düşünürsek eğer 60 ton daha az ithalat demektir. İç kaynaklardan daha fazla ihtiyacımızı karşılamak demektir. Bu nedenle madencilik çok çok önemli. Daha hani kısa derli toplu geçebileceğim için madencilikten başladım. Türkiye normalde 6000 ton civarında potansiyeli olan bir ülke. Bu 6000 tonun da 1500 tonu zaten rezerv olarak saptanmış ve çıkarılmaya hazır. Dolayısıyla bir altın madenini çıkarmak için geçen süreyi 15 yıldan 3 yıla indirebilsek, buradaki süreçleri daha iyi yönetebilsek. Çünkü hep biz korkuyla engellemeye gidiyoruz. Dolayısıyla da ne düşünülüyor? Madencilik eyvah kötüdür. Madencilikte işte asitler kullanılır, siyanürler kullanılır, işte çevreyi mahvederiz, durdururuz. Hayır, hayat bu kadar basit değil. Tüm dünya yapıyor bunu. Kanada yapıyor, Fransa yapıyor, dünyanın gelişmiş ülkeleri yapıyor. Bunlar nasıl yapıyor? İşte yapmanın yöntemleri var. Sonuçta çevreyi korarak, karbon emisyonlarına dikkat ederek, kullandığınız kimyasalları arıtma sistemlerinden geçirip çevreye sıfır zarar haline dönüştürerek, kullandığınız alanları yeniden yeşillendirerek, o kadar çok yapılacak şey var ki bunların hepsi tarafımızca biliniyor, sektör tarafından biliniyor. Dolayısıyla önlemek yerine düzenlemek, daha ileriye taşımak anlamında daha fazla bu işe yatırım yapıldığında, devletimiz tarafından sahip çıkıldığında madencilik de 40 tondan 100 tonlara doğru kademe kademe çıkacaktır ve çok ciddi bir katkıda bulunacak. Ne kadar vadede bekliyorsunuz bunu? Şimdi şöyle söyleyeyim, aslında 25 tonlardan 42 tona aynı yılın içinde çıktı. Bir yıl evvel 25 tonken ertesi yıl 42 ton. Sadece bir şirket üzerinden yürüdü yani. Yani bir iki tane şirketin iyi rezervli bir altın madeniyle sisteme girmiş ol dahil olmasıyla bu gerçekleşebiliyor. Ha tabii geçen sene birkaç kaza olduğu, bir takım yaşanan işte durma gibi işlemler oldu. Onlardan dolayı tekrar 30 tona düştü. Dolayısıyla 50 ton, 60 ton mertebelerine birkaç yıl içinde rahatlıkla çıkılır. Ha 100 ton da ne bileyim bu 5 yıldır, 10 yıldır yaşanan sürece göre değişir ama hızlı bir gelişim görülecektir kesinlikle. Yani bir takım süreçleri hızlandırıldığında. Dolayısıyla madencilik olmazsa olmazımız ve eğilmemiz gereken nokta. Fakat yastık altındaki altın inanılmaz bir kaynak. Şimdi yastık altındaki altın dediğimiz zaman aslında biz şuna bakıyoruz. Geçtiğimiz bir 25-30 yıllık bir sürenin içinde Dünya Altın Konseyi bununla ilgili bir takım çalışmalar yaptı. Merkez Bankası bir takım çalışmalar yaptı. Biz İstanbul Altın Rafinerisi olarak bir takım çalışmalar yaptık. Ve bütün bu çalışmaları tek bir şeyde toplayıp bir kitapçık haline getirdik. Ve bunu da bütün makamlarla paylaştık. Bu kitapçıkta bu veriler yer alıyor. Her sene de bunun üzerine yeni veriler ekliyoruz. Yeni ithalat, ihracat işte ve üretim verilerini ekliyoruz. Bunları üst üste koyduğumuz zaman sadece 25-30 yıla yayılmış olan bilinen rakamlarla yapılmış olan hesap yaklaşık 4500 ton civarında. Yani ithalatı yapılmış, içeride evet. Bir şekilde kayda giren kısmı girmiş, ihraç edilen kısmı aynen. Edilmiş, satışı yapılan kısmı yapılmış ama aynen. Sonrasında nerede olduğunu o altın varlığını görmediğimiz aynen.
altın miktarı 4500 ton civarında bu, diyorsunuz. Bu yani hesapla çıkarılan. Bunun bir de 25 yıldan daha geriye gidin, 50-100 yıla gidin. Hala babalarımızın kasalarında reşat altınları var. Dolayısıyla çok rahat 6000 ton olduğunu söyleyebileceğimiz bir rakamdan bahsediyoruz. Şimdi bu rakam çok ciddi bir rakam. Bu rakamın içinden biz bugüne kadar 150 ton mertebelerinde bir yastık altındaki altın ekonomiye kazandırıldı. Ne kadar süre içerisinde oldu bu? Toplamda 10-12 yıl diyelim. Fakat bu 10-12 yıl nasıl gelişti? Türkiye'de altın bankacılığı bile yoktu. Yani altın bankalarda mevduat olarak kabul edilmiyordu. O yüzden sıfırdan bir taş üstüne koyarak işlendi. Ve bugün artık altın bankacılığı var. Bankalarda altın mevduat hesapları var. Altın kredileri oluşabiliyor. Dolayısıyla artık sistem buna hazır. Bu sistemi nasıl geliştirebiliriz konuştuğumuzda da altını çizmek istediğim en önemli noktalardan bir tanesi bankalar olmazsa olmaz bir parçasıdır bu çalışmanın. Çünkü halkın güvenerek altınını koyacağı ve güvenle tutabileceği yer bankadır. Bankadaki altın mevduat hesaplarında olmalıdır bu şey ki ekonominin içinde, sistemin içinde değerlenebilsin, kullanılabilsin. Niye ve olmuyor? Ekonomiye katma değer gelsin. Niye olmuyor'nun birinci sorusu şu. Bankalar bugüne kadar altın konusuna çok hakim değillerdi. Çünkü binlerce şubesi var bir bankanın. O şubelerin her birinde altın bulundurmuyor doğal olarak. Şubedeki elemanlar altını tanımıyor. Altınla ilgili yeterli bir bilgisi yok. Altının kuru her alan günü değişiyor. Bunun fizikselini bulmak istediği zaman fiziksel karşılığı değişiyor. Dolayısıyla bankalar bununla çalışmaktan imtina ediyorlardı ister istemez. Bir de tabii bunu yapmanın onlara bir takım maliyeti götürüleri var. Bu götürünün karşısında bir getiri olması gerekiyordu ki bankalar da bu işe bir sarılabilsinler. Bunu sağlamak için Merkez Bankası devreye girdi. Geçtiğimiz yıllarda Merkez Bankası bu konuda FATSİ denen bir sistem geliştirdi. İşte bu KKM ile birlikte başlayan bir süreçti aslında. Ama biz özellikle bunu altın bankacılığı sürecini yürüttüğümüz süre boyunca hep konuştuk Merkez Bankası ile. Ve dedik ki en azından sistem oturana kadar Merkez Bankası bu desteği verir. Nedir FATSİ dediğimiz şey? Siz sonuçta bankaya altınınızı koyduğunuzda hiçbir faiz almıyordunuz, hiçbir getiri almıyordunuz geçmişte. 0.3, 0.1, kimisi 0 veriyordu. Yoktu yani. Yoktu. Halbuki dolar koysanız %3-5 alacaksınız. TL koysanız %30-40 alacaksınız. Dolayısıyla insanlar bunu koymak istemiyordu birincisi. İkincisi ve aslında bence en önemlisi halk açısından. Altınınızı bankaya koydunuz, 100 gram altınız var. 100 gram altını götürdünüz bankaya koydunuz, okey. Hesap cüzdanınızda 100 gram altın yazıyor. Fakat aradan bir ay geçti, ihtiyacınız var, 10 gram altın çekmek istiyorsunuz. Bankaya gidip de ben 10 gram altın çekmek istiyorum dediğinizde biraz evvel söylediğim sebepten banka elinde bununla ilgili yeterli altın olmadığı için ve bunun işlemleriyle uğraşmanın yaratacağı farklı sıkıntılardan dolayı diyordu ki ben sana altın veremem, karşılığında TL vereyim. Bir kere zaten TL almak istemiyor, altın almak istiyor. Çünkü altın verdi. Çünkü altın verdi. İki, TL aldığı zaman bankanın bir kuru var. Hele şu günlerde inanılmaz kurlarda makas açıldı. Gayet iyi biliyorsun ekranlarımızda bir, da görüyoruz. 1-1,5 puan belki aynen daha öyle fazla. Bu kadar büyük oluyor bir makas açıklığıyla sizin bankadaki hesabınızdaki altınınız bu kadar aşağıya indi. Aldınız TL'yi ama sizin altına ihtiyacınız var. Ne yaptınız? Gittiniz kuyumcuya. Kuyumcudan yeniden altın aldınız. Bu sefer düşük kurdan aldınız. Dolayısıyla bankada altınız varken, kendi altınız varken yeniden altın sahibi olmak için neredeyse %15 para kaybettiniz. Çok ciddi bir şey ve halkı caydırıyor. Dolayısıyla diyor ki ben bankada tutacağımı evde kasamda tutarım. İhtiyacı olduğunda alırım 10 gramımı kullanırım. Dolayısıyla halka muhakkak altınını yatırdığı banka hesabından yeniden altın almak istediğinde fiziksel teslim etmenin yolunun bulunması lazım. Bu FATSİ sistemi çalışmadı mı? FATSİ sistemi şöyle çalıştı aslında fakat bir duyurusu tanıtımı yeteri kadar olmadı. Bir takım karışıklıklar oldu, o karışıklıklardan dolayı halk bir soru işaretleri oldu. Yani kur korumalı mevduatın altın aynen versiyonu öyle aslında FATSİ evet dediğimiz evet sistem. Aslında olması gereken kur korumalı mevduat falan gibi değil. Aslında olması gereken şu, bankacılık sistemiyle Merkez Bankası öyle bir düzenek içinde munzam karşılıkları var biliyorsun. Bankalar sonuçta Merkez Bankası'nda kendi mevduat hesapları, tuttukları mevduat hesabının karşılığında teminat olarak bir munzam karşılığı verirler. Bu munzam karşılığını TL verdiği zaman TL %30 ile 40 ile kullanabileceği bir TL'si bağlanmış oluyor. Burada altın kullandığı zaman, munzam olarak altın verdiği zaman karşılığında TL'sini kurtarabiliyor. Dolayısıyla bankalara bir fayda mekanizması sunduğunuz zaman aslında bu halka verilecek olan
bir katma değerin bankalar tarafından verilmesi lazım. Yani 10 yıl, 20 yıl boyunca FATSE diye bir sistem olmaz. FATSE diye bir sistem aynen KKM'de olduğu gibi geçici bugün için, günü kurtarmak için yapılan bir sistemle geçici bir süreyle yapılır. Ama uzun vadede buna kalıcı çözüm bulunması gerekir. Yastık altındaki altın kesinlikle sürdürülebilir bir proje olarak ele alınmalıdır. Peki ne kadar altın toplandı mesela bu sistemle birlikte? Çünkü hani bu da vardı, daha sonrasında KATSİS de vardı, kuyumcu evet. altın değerlendirme sistemi. Aynen. Dolayısıyla kuyumculara da benzer şekilde altınını verip gerektiğinde altını geri alabileceğin evet. bir organizasyon yapmıştınız. Aynen. Dolayısıyla hani bu ikisinde toplam ne kadarlık bir altın dönüşü oldu? Şimdi KATSİS sistemi şu anda da devam ediyor zaten ve aslında şu anda tüm sıkıntılarına rağmen, fiziki altın teslimi yapılamamasına rağmen, işte Munzam'la ilgili konular geriye doğru hareket etmesine rağmen, bütün bunlara rağmen KATSİS sistemi artarak devam ediyor. Fakat buradaki artış bizim istediğimiz gibi, biz ne istiyorduk? Yıllık 10 ton mertebesinde bir altın topluyorduk biz eskiden. Bunu 16 tonlara kadar getirdik şu anda KATSİS'le. Ama amacımız 16 tonda kalmak değil. 10 tonu 20, 30, 40, 50 ton yapmak ki... Biz sizinle başında konuştuğumuzda hedeflenmesi gereken yerin 50 ton, 40-50 ton civarında Aynen. olduğunu söylemiştiniz. Ama bu 40-50 tonu o zaman da şey demiştim, 2-3 yıllık tabii, tabii. bir sürenin içinde kademeli geleceğini söylemiştim. Bütün yanlışlara ve hatalara rağmen o kademenin 10'dan 16'ya gelen kısmı aslında gerçekleştirildi. Ama bu bizim çabalarımızla gerçekleştirildi. Oysa bunu el ele vererek, yani Merkez Bankası'yla, bankalarıyla, kuyumcularıyla, sistemiyle, her şeyiyle el ele vererek yapmamız gerekiyor. Ve KATSİS sisteminde şöyle bir mekanizma da var aslında. Fiziki altın teslimi dediğim, işte halk altınını istediğinde teslim edebilecek yapımız var. Çünkü aynı yapıyı biz alırken kullanmıyor muyuz? Elimizde altınımız var. Altını götürüp bankaya yatırmak istediğimizde Ayşe teyze altınını alıyor. Bizim ADN diye nitelediğimiz altın değerleme noktasına getiriyor. Bu noktada da tamamen bankalarla entegre, online, güvenli bir sistemle çalışan bir yapıyla anı anına altınını bankadaki hesabına yatırıyor. Aynı mekanizmayı tersinden çalışmak da mümkün. Yatırıyorum da çekemiyorum. Aynısını çalıştırmak mümkün. Teknik olarak mümkün. Sadece mevzuatlar ve karar olarak bu işe başlanması Peki, gerekiyor. Peki ama Ayşe Hanım, şimdi aradan geçti bir seneden fazla Hı-hı. zaman, doğru mu? Yani evet. çünkü bu proje ilk başladığında da 3 aşağı 5 yukarı sorunun buralarda olabileceğini, evet. hani yatırırken sıkıntı olmadığını, çünkü hep oraya odaklanılmıştı. O zaman sadece sisteme altın girişine odaklanılmıştı. Hı-hı. Ama yani tasarruf sahibinin nasıl ki mevduatını çekme ya da dövizini çekme özgürlüğü varsa altınını geri alma özgürlüğü de vardı. Evet. Bu bacağı hiç düşünmemiştik. Yani düşünülmüştü de evet. hani işlevsellik kazandırmak adına çok hamle yapılmamıştı. Daha çok o zaman sisteme giriş ihtiyacı Hı-hı. çok hakim olduğu için hep buraya odaklanmıştı. Aynen öyle. Aslında düşünüldü. Çünkü bundan işte 12 sene evvelde KATSİS başladığında 3 sene evvelde geçen sene altın tasarruf sistemi yeni Türkiye ekonomi modelinin içine girdiği zaman da yazılı olarak dahi söylenilen 3-4 tane maddede olmazsa olmaz maddenin biri de fiziki altın teslimiydi. Çünkü bu tür mekanizmalarda en önemli kelime güvendir. Çünkü halk yüzyıllardır altınını evinde saklamaya, kasalarda saklamaya, yastık altında tutmaya zaten meyilli. Bu meyili kırmanın tek yolu güveni kazanmak ve halkı bu konuda ikna etmek, bilinci arttırmak. O yüzden de fiziki altın teslimi olmazsa olmazımız. Tabii şu yaşandı, yani zor dönemler geçirdik ülke olarak. Depremden geçtik, pandemilerden geçtik, ekonomik krizler, enflasyonlar, seçimler. Her şey kendi yanında kendi ekonomisini getirdi, öyle diyelim. Dolayısıyla da belki de hani evet yastık altındaki altın çıkmalı ve önemli, bu işi yapalım, başlayalım. Ama hani dur şunu da sonra yapalım olmuş olabilir. Bugün yeniden bu inisiyatifler gösteriliyor. En azından buna mutluyuz. Yani şu anda OVP'ye baktığımızda, orta vadeli planı incelediğimizde ben mutlu oldum. En azından tekrar bir satır olarak yastık altındaki önemin ve yani işte bu FATSİ sistemiyle desteklenmesinin altı çizilmiş durumda. Dolayısıyla en azından orta vadeli planda hükümetimizin de hedefleri ve planları içinde bu var. İşte Hazine Bakanlığımızla, Ticaret Bakanlığımızla, Merkez Bankamızla konuştuğumuzda hepsi aslında bu inisiyatifi görüyoruz. Zaten bir ay kadar önce Cumhurbaşkanımız yine yastık altındaki altının önemini çizerek bir konuşma yaptı. O yüzden en azından bir niyet ve istek var. Ama bu niyet ve isteği artık bir an evvel hızlı şekilde hayata geçirmek lazım. Çünkü halkın iknası bu kadar zorken
vazgeçmesi çok daha kolay oluyor doğal olarak. Mesela deprem sonrası ister istemez halkın daha fazla ilgisi çıktı. Ben de bunu soracaktım. Evet. Şimdi mesela bu tabii yastık altında diyorsunuz ya, yani yüzyıllardır gelenek olarak evet. insanlar alır evinde saklar. Orada burada mutlaka saklar. Hani benim ailemde de babaannem altınını Kur'an-ı Kerim'in içine koyar saklardı mesela. Herkes öyle saklar bir şekilde. Fakat şimdi kasalarda saklanıyor orada burada. Deprem öyle bir şey getirdi ki hani insanlar evlerini, yakınlarını kaybettiler. Evet. Bununla birlikte evlerinde sakladıkları altınları da kaybettiler. Evet. Dolayısıyla hani özellikle İstanbul gibi deprem bölgesinde bir yerdeyseniz, hani evinizde tuttuğunuz altının ciddi anlamda problemli olduğunu, hani malcanın yongası inşallah olmasın, kesinlikle. Hiçbir sıkıntı yaşanmasın vesaire, ama hakikaten varlığını evde taşımanın, evde saklamanın, hani bizler ekonomiye katılsın diye istiyoruz tabii ki ayrı, ama evde saklamanın yıllar yıllar belki nesiller nesiller süren bir sermayeyi riske attığını görmek lazım. Kesinlikle öyle, ama bu zaten hani rakamlar da kendini gösteriyor. Depremden sonraki dönemde katsız aracılığıyla bankacılık sistemine giren altının miktarı 4 kata yakın arttı. Otomatikman insanlar can yanınca hemen bir tepki veriyorlar ve buna dönüşüyorlar. Ama bunun dediğim gibi kalıcı olması lazım. Ben bir kez daha şunun altını çizmek istiyorum güven dediğim için tekrar tekrar. Bu işler artık çağ değişti. Eskisi gibi değil. Eskiden insanlar neye korkardı? Bir kuyumcuya gittiğiniz zaman birisi sizin altınınıza 10 lira derken yanındaki 11 lira, öbür yanındaki 9 lira diyebiliyordu. Bu sistem, katsız sistemi buna göre dizayn edildi. Bir fintech yazılımı var arkasında. Hiç kimse elle müdahale edemiyor. Her şeyin devlet tarafından denetlenmiş bir kontrol mekanizması var. Aynı zamanda bankacılık sistemine entegre bağlı bir sürü güvenlik mekanizması var. OTP sistemlerle şifreler geliyor, bilgi güvenliği var, her şey var. Dolayısıyla bu kadar sağlam altyapılı bir sistemde 5 dakika gibi bir sürenin içinde daha önceden seçilmiş, güvenliği tespit edilmiş noktalara, bu ADN dediğimiz noktalarda çok seçkin kuyumcular, her türlü incelemesi yapılıyor. Seçkin olmak çok büyük olmak demek değildir, çok zengin olmak demek değildir, çok pırlanta satmak demek değildir. Seçkin olmak 20 yıldır bu işi yapıyor olmak, 20 yılın içinde hiçbir kötü kaydı bulunmuyor olmak, o sektörde iyi tanınan bilinen bir yer oluyor olmak. Bütün bunlar bu şeyin, sistemin birer parçası. Dolayısıyla bu seçkin kuyumcularda bu yazılım sistemiyle altınını götürdüğünde Türkiye'nin her yerinde eşit değerlemeye sabi tutuluyor. Yani bu dükkanda başka, diğer dükkanda başka değil, başka bir şehirde başka değil. Burada neye kaldı geriye? Güvendeki eksik iki tane şey kaldı. Bir tanesi, bankaya altınımı yatırdığında bunun karşılığında bir getiri elde edebiliyor muyum? Çünkü döviz yatırsam getiri elde edeceğim, TL yatırsam getiri elde edeceğim. Dolayısıyla bir getiri elde edebiliyor muyum sorusunun cevabı lazım. İkincisi de altınım gerçekten altın olarak duruyor mu? Altınımı istediğimde altın olarak çekebilecek miyim? Şu anda işte bu yaşadığımız farklardan dolayı bugün daha bana bir telefon geldi. Yani verilen fiyat artık %1'i 2'yi falan aşmış vaziyette. Çok ciddi kur farkları var. O yüzden de insanlar ben evde tutayım o zaman altınımı diyorlar. Bunu yapmamamız lazım gerçekten. O yüzden de halkın güvenlikle bu işi yapmasını sağlamamız lazım. İstediğinde altınına altın olarak erişmesini sağlamak lazım. Ve bunu tek seferlik, kısa vadeli bir proje diye görmememiz lazım. Sürdürülebilir, her zaman olması gereken bir yapının ana parçalarından biri diye görmemiz lazım. Süre bitti ama son 30 saniyede bu gram altının altındaki altınlar yasaklandı ya. Evet. Şimdi buraya çok ilgi var mıydı? Şöyle söyleyeyim, fiyatların bu kadar artmasıyla, 1 gram altının 1700 lira mertebesine gelmesiyle birlikte evet bir talep oluştu. Ama şöyle de düşünmek lazım. Şimdi gram altın dediğimiz ürünleri güvenlikli olsun diye bir takım ambalajların içine konuluyor. Ambalajın içine koyduğunuzda siz 5 gramlık altına yaptığınız ambalajla 1 gramlık gram altına yaptığınız ambalaj hemen hemen aynı. Ambalajın yarım gram bir altına olan etkisi var. 0,25 gram altın üretildi. 0,25 gram altın şu kadarcık bir şey. Yani tırnağın ucu kadar bir şey. Bu kadarlık bir altında toleranslara uymak zor. Yani sonuçta bir takım artı eksi toleranslar var. Dolayısıyla ne oluyordu?
O 0.25 gram denen altın aslında 0.24 gram olabiliyor. O 0.25 gram altının 9.95 ayar olmasında sıkıntılar olabiliyor. Bu açılardan düşünülerek aslında bence doğru bir şey yapıldığını düşünüyorum. Ama bir yandan da tabii halkın 1700 lira gibi bir şeye ulaşmasındaki sıkıntıdan dolayı yarım gram biraz daha fazla talep görüyordu. Şu anda bir gramın altı yok. Ama standart getirilmesi her zaman iyidir. Çünkü taklidi çok olan, sahtesi çok olan ve sahte demek illa aslında altın yerine bakır veriyorlar demek değil. 995 yerine 900 ayar altın verilmesi de sahtedir. Tahşişte halka aydın sonuçta yanıltmak demektir. O yüzden de bir standart gelmesi doğru kesinlikle. Ayşen Hanım çok teşekkür ediyoruz sorularımızı yanıtladığınız için. Programımızın son bölümünde New York'a gidiyoruz. Melike Ayhan bizleri bekliyor. Tek platform tüm dünya. Philip Capital sunar. Melike, Amerikan seansının başlangıcı olumlu olmuşa benziyor. Nedir gerekçeleri? Açıl, bu hafta TÜFE perakende satış rakamları gelecek. Çarşamba günü enflasyon verisi TÜFE. Perşembe'de perakende satış öncesinde şu anda risk iştahının arttığını görüyoruz. Senin de söylediğin gibi nedir sebebi diye bakarsak şöyle. Öncelikle analistlerin baktığı geçen haftaki ve bu haftanın başlangıcına katalist olacak sebep şu baskıydı. Özellikle geçen haftaki volatilitenin ardında yatan enerji fiyatlarının enflasyonla ilgili endişelerin üzerine yarattığı baskıydı. Ama piyasa 5.25-5.50 arasında faizin kalacağına dair emin. Onun yanında bu hafta gelecek olan veri TÜFE 0.2'den aylık bazda %0.6'lara çıkarılmış. Bunlar tahminler. Beklenti içinde şu anda borsa ve Dow Jones'un şu anda 162 puanlık yukarı çıkışın ardında yatan 3M Travelers gibi buluş firmalar. Onun yanında özellikle Morgan Stanley'nin sabah saatlerinde açtığı yazdığı raporunda Tesla'nın reytingini yukarı çıkarması, hatta fiyat hedefini 400'lere çıkarması ki 280'lerde 250'lerde şu anda trade eden bir hisseden bahsediyoruz. 820 milyar dolarlık bir sermaye değeri var. Bu artış bir 500 milyar daha katacak gibi görünüyor sermaye değerine. Ama ardında yatan sebep bu Dojo Supercomputer dediğimiz özellikle yapay zeka ile alakalı Tesla'nın kullanacağı süper bilgisayarlar ve onunla ilgili gelirin ne kadar ciddi bir şekilde artacağının Morgan Stanley tarafından hesaplanması. Yani teknoloji yine kazandırıyor gibi görünüyor. Bir yandan da uzun zamandır suskun olan IPO piyasasında bir canlanma var. Yani halka arz piyasası. Özellikle Instacart'ın şimdi bu sabah saatlerinde 8-9 milyar dolar civarında değerlemeyle birlikte halka arzını açıklayacağını söylemesi orada bir hareket getirdi ama 39 milyar dolardı geçen sefer açıkladığında. Şimdi bir düşüş var. Tabii bunun dediğim gibi IPO piyasasıyla da alakası var. Bir yandan da ünlü chip designer'ı yapımcısı ARM'ın da trade ettiğini biliyoruz ve orada da yine bir yukarı çıkış var. Apple'ın hissesiyle Qualcomm kendini yukarı atıyor. Çünkü Apple Qualcomm'la olan anlaşmasını yeniledi, uzattı. Bu şunu gösteriyor. Demek ki Apple kendi çipini hala hazırlayamadı veya daha henüz hazır değil. Qualcomm'da bu piyasada hala liderlikte, önder olduğunu ispatlıyor bize. Ki bu haftada zaten Apple'ın yeni telefonu ve cihazı lansmanı olacak. Morgan Stanley'nin bu sabah saatlerinde hükümet tahvillerine yönelmesi de bir başka rapordu. Bu tavsiye olarak anlatılıyor. Şu an itibariyle 10 yıllıklar 4.3'lerde, petrol yatayda ve dediğim gibi enflasyon ve perakende satış verisi öncesi. Bugün sadece New York Fed 1 yıllık enflasyon beklentisi var. O da 3.55 civarında bekleniyor. Yarın da küçük ölçekli işletme verisi gelecek. Verilerden diyorum söz. Tekrar size İstanbul'a veriyorum. Tek platform tüm dünya. Philip Capital sundu. Melike'den aldığımız notlarla birlikte finans merkezinde bugün için son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.